Şimdi arkadaşlar bazen bazı şeylerde böyle bir ağız dolusu insan küfür etmek istiyor ama tabii ya diyor şey havlayanların dilinden anlamıyorum kim demişti? Süleyman Özdışık. Ben havlayanların dilinden anlamıyorum kardeş demişti. Şimdi burada havlayanlar var. Onu geçiyoruz. Yani onlara girmeyeceğiz. Şimdi ne demiştik? Bu İyi Parti ile ilgili enteresan bir şey oldu dün akşam. İyi Parti'nin kararı açıklandı falan. Fatih Portakal ekranlarda güleceksiniz, yerlere yatacaksınız. Fatih Portakal bunu yorumlarken tabii mesajı okuyor. Orada gelen mesajı İyi Parti'nin CHP'nin işbirliğine hayır dediğini duyuruyor, konuşuyor, üzerinde yorum yapıyor. Fakat bir okuyucu yazıyor diyor ki Fatih Bey işte böyle böyle. Şimdi o bölümü getirelim. Hani manşetimizde şu, Fatih Portakal'a giren çıkan bir şey yokmuş arkadaşlar. Kendi ağzından duyuyoruz. Hadi bir dinleyelim. Bir mesaj gelmiş. Bakıyorum diyor, bakıyorum iyi seviniyorsun. İyi Parti bir belediye alır mı Portakal seçimden sonra sorarım size. İsmail Bey, ben neden sevineyim ki? Olmayacak bir ittifaktı bu Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ittifakı. Yani bana giren çıkan bir şey yok. Evet. Bana giren çıkan bir şey yok diyor. Enteresan. Şimdi Fatih Portakal'a giren çıkan bir şey yok ama Kübra adında yazmış demiş ki ya bu Hadi Özışık denen adam nasıl hala insan içine çıkabiliyor? Akıl alır gibi değil. Şimdi Kübra sen kız mısın, erkek misin bilmiyorum. Bir kişinin insan içerisine çıkmaması için özellikle senin açından söylüyorum. Hani bilmiyorum ben senin yakınlarından birisiyle zina halinde mi yakalandım? Böyle başka bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Benim haberim yok. Hani sana böyle bir şey söylemişlerse yalan söylemişler. İnanma kızım ya da çocuğum. Şimdi nasıl çıkıyor? Ya siz bak toplum içerisine çıkmamak için ya hırsız olmak lazım ya uyuşturucu kullanmak lazım ya pezevenklik yapmak lazım. Bilmiyorum ya da işte senin yakınlarından birisiyle zina halinde basılmak lazım. Para işinde olmak lazım, tura işinde olmak lazım. Ya nasıl böyle bir aptalca bir yorum içerisinde yorum yapabiliyorsun? Ya da kendini mi tatmin ediyorsun? Ya ben Hadi Özışık'a böyle yazdım. Mutlu mu olursun böyle? Ya neyse daha fazla ağır konuşmayacağım. Tövbe yarabbim. Asya Çakır gülüyorum tabii ya gülmeyecek de ne yapacağız ya? Baksana bu. Evet, şimdi Fatih Portakal'ı konuşuyorduk. Fatih Portakal tabii hani YouTube'da da konuşmuyor. YouTube'da konuşsa diyeceğim ki valla ya YouTube'da olabilir. Yani bana giren çıkan bir şey yok. Bunu Sözcü TV'de söylüyor. Bana giren çıkan bir şey yok diyor. Ya ayrıca Fatih çok da orada sevinmedi. Yani hani ha İyi Parti Özgür Özel'e hayır dedi falan sevinmedi. Fatih Portakal'ın tarafı belli. Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıydı. O da okul arkadaşı bildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu gibi değişim istiyordu.
Değişim isterken de tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır ifadeler kullanıyordu. Ağır ifadelerden dolayı da CHP'nin o dönemdeki örgütü tarafından dışlanmıştı. Ama Özgür Özel ve tayfası için, yani eğer İyi Parti böyle bir karar almamışsa demek ki Fatih Portakal üzülmüştür. Üzülmüştür, sevinmiştir değil. Bir de şöyle bir şey var, yani olaya şöyle de yaklaşmak lazım. Ya arkadaş, sen ayrı bir kurumdan bahsediyorsun, partiden bahsediyorsun. Sen bir partiden bahsederken sanki İyi Parti CHP'nin Ankara şubesiymiş gibi konuşuyorsun. Ya adam bir parti kurmuş, kadın bir parti kurmuş. Diyor ki ben kendi yoluma, sen kendi yoluna. Vay Meral Akşener, görüyor musun neler yapıyor? Neler yapıyor? Diyor ki ben partimi, ben razıyım kardeşim diyor. Assalar da, kesseler de ben İyi Parti olarak bütün illerde, ilçelerde kendi adayımla seçime gideceğim diyor. Bundan daha âlâ bir şey var mı? Ama bazıları Meral Akşener'i asıyor, kesiyor, biçiyor. Böyle bir, buna da gerek yok. Fatih sevinmiş olamaz. Yani sevinmemiştir. Fatih niye sevinsin ya? Fatih sevinmiş. Fatih anca Ekrem İmamoğlu'nun hakimiyetine sevinmiştir. Yani kudretli oluşuna sevinmiştir. Kudretli oluşu derken de başka bir şey amaçlamıyorum. Başka bir şey ifade etmiyorum. Yalnız Enver Aysever de fena üfürmüş he. Abi bu YouTube'da herkes kanal açıyor ya. Salla gitsin anasını satayım. Yalanın hesabı yok. İşte Buğra Kavuncu da cevap vermiş. Demiş ki ya yapma. Etme, eyleme demiş.